Ferrarisini satan Bilge 31. bölüm. Şurya'nın önemli bir noktaya değindiğini biliyordum. Kapasitem olduğunu bildiğim halde bir katkı sağlayamadığımı hissetmem hukuk mesleğimi sürdürürken beni rahatsız etmeye başlayan bir şeydi. Elbette emsal oluşturan birkaç davayı alma ayrıcalığım oldu ve bunlar insanlar için iyi sonuçlar doğurdular. Ancak hukuk benim için sevdiğim bir uğraş olmaktan çok iş haline gelmişti. Hukuk fakültesindeyken okul arkadaşlarımın birçoğu gibi ben de idealisttim. Yatakhanedeki odalarımızda soğuk kahve ile pizza yerken dünyayı değiştirmeyi planlardık. O zamandan bu yana neredeyse 20 yıl geçti ve değişimi savunmaya ilişkin ateşli arzum yerini ipoteğimi ödemeye ve bir emeklilik geliri oluşturmaya yönelik ateşli arzuma bırakmıştı. Kendimi orta sınıf bir kozaya hapsetmiş olduğumu uzun zaman sonra ilk kez fark ediyordum. Beni toplumdan izole eden ve içinde yaşamaya alıştığım bir kozaydı bu. Sana gerçekten etkileyici olan eski bir öykü anlatayım diye devam etti Julian. Bir zamanlar sevgili kocasını yitirmiş olan zayıf, yaşlı bir kadın varmış. Bu yüzden kadın, oğlu, onun karısı ve çocuğuyla birlikte yaşamaya gitmiş. Her geçen gün kadının gözleri bozuluyor ve kulakları daha ağır işitiyormuş. Bir gün o kadar çok titremeye başlamış ki bezelyeleri tabağından yere yuvarlanmış ve çorbası kasesinden dökülmüş. Oğlu ve oğlunun karısı yaşlı kadının neden olduğu dağınıklıktan artık rahatsız olmuşlar ve yeter demişler. Süpürge dolabının yanına küçük bir masa yerleştirmişler. Ve kadın tüm öğünlerini orada yemeye başlamış tek başına. Yemek zamanı odanın diğer ucundan yaşlı gözlerle onları izlermiş. Ancak onlar yemek yerken pek konuşmazmış. Çatığını düşürdüğü için onu azarlamak dışında. Bir akşam yemekten hemen önce evin küçük kızı yerde oturmuş oyuncak inşaat setiyle oyalanmaktaymış. Ne yapıyorsun diye sormuş babası ciddi bir sesle. Sen ve annem için küçük bir masa yapıyorum diye yanıtlamış kız. Böylece ben büyüdüğümde köşede oturup yemeğinizi yiyebileceksiniz. Baba ve anne sonsuzluk gibi gelen uzun bir süre susmuşlar. Sonra ağlamaya başlamışlar. İşte o zaman yaptıklarının anlamının ve sebep oldukları üzüntünün farkına varmışlar. Bu akşam yaşlı kadını büyük yemek masalarında onlarla birlikte yemek üzere hakkı olan yere oturtmuşlar tekrar. Bir daha da küçük bir parça yemek yere döküldüğünde kimse yakınmamış. Bu öyküde anne ve baba kötü insanlar değildi dedi Julian. Yalnızca merhamet mumlarını yakacak bir farkında olma kıvılcımına ihtiyaçları vardı. Merhamet ve her gün sergiledikleri iyi yürekli davranışları onların yaşamını çok daha zengin kıldı. En azından bunu umanlara söylenen samimi övgüler, ihtiyacı olan arkadaşlara sunulan sıcak davranışlar, aile üyelerine karşılıksız şefkat göstermek, işte tüm bunlar çok daha harika bir yaşam biçimine katkı sağlar. Arkadaşlardan söz etmişken onlarla sürekli ilgilenmelisin. Üç yakın dostu olan insan gerçekten çok zengindir. Ben başımı salladım, o devam etti. Arkadaşlar yaşama espri, heyecan ve güzellik katar. Eski bir arkadaşla karnına ağrı girerek girecek kadar gülmekten daha çok canlılık veren bir şey yoktur. Kendini üstün görmeye başladığında arkadaşların seni alçak gönüllü yapar. Kendini fazla ciddiye aldığında arkadaşların seni güldürür. Yaşam karşına küçük engellerinden birini çıkardığında ve işler göründüğünden kötü gittiğinde iyi arkadaşların yardım için oradadır. Meşgul bir avukatken arkadaşlarıma ayıracak zamanım yoktu. Şimdi senin dışında yalnızım John. Herkes tatlı ve derin uykularının kozasına çekildiğinde ormanda uzun yürüyüşler yapabileceğim bir arkadaşım yok. Beni derinden etkileyen bir kitabı elimden bıraktığımda düşüncelerimi paylaşabileceğim kimsem yok. Muhteşem bir sonbahar gününün ışıkları kalbimi ısıtıp içimi sevinçle doldurduğunda ruhumu açabileceğim bir kimse de. Julian çabucak kendini toparladı. Ama pişmanlık zaman ayırabileceğim bir tutum değil. Sivana'daki öğretmenlerimden her şafak vaktinin aydınlanmış kişi için yeni bir gün olduğunu öğrendim. Julian'ı sağlam tahta blokları parçalayan dövüş ustalarının yaptığı gibi her zaman rakiplerinin argümanlarını
çatırtıyla ezen, insanüstü bir hukuk gladyatörü olarak görmüştüm. Uzun yıllar önce tanıdığım bu insanın şimdi çok farklı yapıda birine dönüştüğünü görebiliyordum. Karşımda oturan adam zarif, kibar ve huzurluydu. Kendinden ve yaşam sahnesindeki rolünden emin görünüyordu. Daha önce tanıdığım herkesten farklı olarak geçmişteki acılarına bilge bir öğretmen gibi bakıyordu. Üstelik yaşamının geçmişteki tüm olayların toplamından daha fazlası olduğunu anlamıştı. Julia'nın gözleri gelecekteki güzel şeylerin umuduyla parlamaktaydı. Onun dünyasındaki mucizelerden duyduğu hazla çevrelenmiş ve sınırsız yaşam sevincine ben de katılmıştım. Bana öyle görünüyordu ki uzlaşmaz, kavgacı ve son derece varlıklı avukat Julian Mantle hiç kimseyle aldırmaksızın kendi yaşamını sürdüren bir insandan, yalnızca başkalarına özen göstererek yaşayan spiritüel bir varlığa dönüşmüştü. Belki benim yürümek üzere olduğum yol da buydu. Bölüm 12 uygulamalarının özeti, Julian'ın bilgeliğinin özü. Sembol, gül çiçekleri. Erdem, çıkar gözetmeksizin başkalarına yardım et. Bilgelik, yaşam kaliten sonuçta yaşama yaptığın katkıyla belirlenir. Her gününe kutsallık kat, vermek için yaşa. Başkalarının yaşamlarını yüceltmekle kendi yaşamın en üst boyutlara erişir. Teknikler, her gün iyilik yap. İhtiyacı olanlara ver, daha zengin ilişkiler geliştir. Alıntı yapılabilecek sözler. Yapabileceğin en soylu davranışın başkalarına bir şeyler vermek olduğunu anlamalısın. Daha üstün amaçlara odaklanmaya başla. Ferrari'sini satan bilge. Yaşam boyu mutluluğun ebedi sırrı. Gün doğumunun harikalığını ve aynı güzelliğini hayranlıkla izlerken ruhum yaradana şükran duygularıyla dolup taşar. Mahatma Gandhi. Julia'nın Sivana'da kazandığı bilgeliği benimle paylaşmak için bir gece önce evime gelmesinin üzerinden 12 saatten fazla zaman geçmişti. Bu 12 saat hiç kuşkusuz yaşamının en önemli anlarıydı. Aynı anda coşku, motivasyon ve evet özgürlük hissediyordum. Julian, Yogirama'nın öyküsüyle ve onun temsil ettiği ebedi erdemlerle yaşama bakış açımı kökünden değiştirmişti. Kendi insani potansiyelimin sınırlarını keşfetmeye henüz başlamadığımı fark ettim. Yaşamımın bana sunduğu günlük hediyeleri çarçur etmekle meşguldum. Julia'nın bilgeliği, hak ettiğimi bildiğim neşe, enerji ve doyum içinde yaşamaktan beni alıkoyan yaralarımla yüz yüze gelme fırsatını verdi bana. Duygulanmıştım. Julian özür diler gibi bir ifadeyle, "Birazdan gitmem gerekiyor. Yapman gereken şeyler ve benim de ilgilenmem gereken kendi işlerim var," dedi. "İşim bekleyebilir." "Ne yazık ki benimki bekleyemez." Gitmeden önce Yogirama'nın sihirli öyküsünün son öğesini sana anlatmalıyım. Üzerinde pembe kordondan başka bir şey bulunmayan sumo güreşçisinin deniz fenerinden çıkıp güzel bahçenin ortasına doğru yürürken parlak altın bir kronometreye basıp yere düştüğünü hatırlarsın. Sonsuzluk kadar uzun gelen bir andan sonra sumo güreşçisi sarı güllerin muhteşem kokusunu burnuna ulaştığında bilincine yeniden kavuşur. Sonra büyük bir keyifle ayağa kalkar ve milyonlarca küçük elmasla bezeli uzun, kavisli bir patika görünce şaşırır. Elbette dostumuz sumo güreşçisi o patikaya girer ve bunu yaptıktan sonra sonsuza kadar mutlu yaşar. 31. bölümün sonu.